Şimdi Ramazan'da uzun bir açlık süresi tabii ki gastrointestinal sistem için, yani mide bağırsak sistemi için stres yaratan bir konu. Bu kesinlikle doğru. Fakat bu süreci rahatlıkla geçirebiliriz birçok ufak noktaya değinerek. Öncelikle uzun süren açlıktan dolayı midede biriken asit bazen, eğer özellikle de bir mide rahatsızlığınız varsa, sizi sıkıntıya sokabilir. Özellikle ülser, gastrit gibi bazı ciddi problemleri olan hastalarda bazen kanama, hatta delinme gibi negatif, istenmediğimiz komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden şikayetiniz olmadan Ramazan'a girmeniz, oruç tutmaya başlamanız, tedaviniz dengedeyken girmeniz öncelikle çok önemli. Ülser olanlara özellikle dikkat etmeli. Özellikle şikayeti olan ülser hastaları, gece şikayetleri olanlar, ciddi anlamda midesinde kaynama, ağrı olanlar, gece bulguları olan ülser hastalarını mutlaka ve mutlaka tedavi alarak oruç tutmaları önerilir. Ramazan ayında sıklıkla karşılaştığımız kilo vermeyle giden bir dönemdir. Fakat bazı hastalarımız özellikle uzun aç kalacağım, dayanıklılığımı arttırayım diye yoğun karbonhidrat tüketimine gidiyorlar. Bu bağlamda da yoğun kilo alımlarıyla karşılaşıyoruz. Kilo almak da bizim gastrointestinal sistemde, mide bağırsak sisteminde istemediğimiz, hastalıklara yol açan bir durum gibi gözüküyor. Bu nedenle gıdalarımızı Ramazan döneminde hem iftarda hem sahurda az az, parça parça çiğneyerek ve yavaş bir şekilde tüketmeye çok özen göstermeliyiz. Ufak öğünler tüketmeli. Özellikle sahurdan sonra ufak öğünler tüketmek mide bağırsak sistemi üzerinden bizim için çok önemli. Sahurda bu süre belki kısıtlı olabilir ama iftardan sahura kadar olan ki dönemde bu çok daha önem arz ediyor. Bir kere de çok fazla yiyip aşırı iştahlı, aşırı açlığın verdiği heyecanla ve belki de ufak bir iştahla bu daha da artabilir ama bunları bu şekilde yavaş yavaş, az az, sık sık yapmamız, kan şekerimizin dengelenmesi, mide bağırsak sistemimize giden gıdaların daha iyi öğütülebilecek kıvamda gitmesi açısından çok önemlidir.